Toplum neden erkek egemendir? Toplumu erkek egemen haline getiren kadınlardır. Başta hangi kadınlardır? Annelerdir. Erkek evlada sahip olmanın beraberinde getirdiği o patolojik duygu, yani ruhsal açıdan hastalıklı duygu ya da hastalıklı hale getirilmiş duygu, erkeğin sürekli ön plana çıkarılmasına, erkeğin sürekli ön plana çıkarılmasına sebep olur. Sen erkeksin. Oğlum, oğlum, canım oğlum. Aşkım, prensim. Şahım, şahbazım. Hede hede hey. Kahramanım. Yani öyle bir ego pompası vardır ki böyle o her Allah'ın günü böyle fıstık 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 fıstık. Kahvaltını yapmadın, sütünü içmedin, çayını çorbanı bilmem ne bıraktın. Ay dur çayını tazeleyeyim, sen kalkma otur ben doldururum. Beslenmeni hazırladım, oğluma şunları pişirdim, oğluma bunları yaptım. Oğlum iyisin. Bu arada aynı evde kız da var ama kız. Kız babasından sorulur zaten. Baba. Kızlar babacıdır. Erkekler annecidir. Anneler oğlancı olmasın sakın. Hı? Hastalıklı olan anne olmasın sakın. Oğlum, oğlum, oğlum. Yani aslında evliliğinde ve ilişkisinde bulamadığı o aşk duygusunu, o simbiyotik bağlanmayı, o hastalıklı ilişkiyi düşündüğünde oğluyla olan ilişkisinde onore eder. Yüceltir. Oğlan da kendini matap bir şey sanır bu arada. Oğlum, oğul, oğul, erkek bilmem ne. Sonra aynı mottonun tersiyle yetiştirilen aynı anneler tarafından kızlar o egoları pompalanmış oğlanlara ve erkeklere servis edilirler. İki yüzlü toplum da bunu gayet onaylar. Bizde mesela kız almaya gidilir. Sanki galeriden araba almaya gidiyoruz. Oğlumuza kız aldık. Kaça aldınız kilosunu? Kaçtan gidiyor bu aralar kızlar? Ağırladığınca aldım. Yok da ağırlıkça altın altın, yok gram altın bile takılmadı. Kız aldık, kız. Kız aldık. Oğlumuza aldık. Oğlumuza ev aldık. Oğlumuza araba aldık. Oğlan bu arada düşündüğünde anne baba sağ olduğu, özellikle o anne sağ olduğu sürece o orijinalinin, o biyolojik ailenin kaynaklarını sömürmeye devam ediyor. Evlat kayırma davaları var mesela günümüzde hukukta. Kayırılmış evlatlar var. Bunun en iyi örnekleri mesela şeydedir. Ege'de, Akdeniz'de yaşanmıştır. En trajikomik örnekleridir. Sahiller, çakıl, denizin kıyısı, buralar ekilmez, biçilmez diye kızlara vermişler. Buralar ekilir, dikilir, yeşil sulak diye içerileri oğlanlara vermişler. Turizm denen olgu ortaya çıkmasıyla birlikte kızların tamamı Marmaris'te, Bodrum'da, yakın çevrede zengin olmuştur. Yani iki yüzlü toplumun, geleneksel toplumun attığı kazık bu sefer dönmüş dolaşmış, kendisine saplanmış. O erkek egemen hastalıklı toplumun düşündüğünde zemininde kadın histerisi yatar. Anne histerisi, anne histerikliği. O oğlanı, oğlu, erkeği içine alma duygusu. Tabii alacak. Mümkün olsa direkt içine alacak zaten. Buradan almayacak. Tekrar hamile kaldım ben.
Bu pompalama neticesinde de zaten erkek kendini öyle bir şey sanıyor ki. Kızlara nasıl davranıyor? Erkeğim ben. Erkek adam onu yapmaz. Erkek adam bunu yapmaz. Erkek adam şöyle giyinmez. Erkek adam böyle konuşmaz. Ya kimdir erkek adam? Bir kere kardeşim, erkek adam, adam erkek olmakla adam olmak aynı şey. Adam olmak başka bir şey. Adam olmak kendini bilmek. Kendinden haberdar olmak. Kimseye bağımlı olmamak. Kimseye yapışıp kalmamak. Kimseyle simbiyotik ilişki kurmamak. Anneciğim, 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 anneme laf söyleyemezsin. Var ya, bize geliyorlar o işte. Bağımlı erkek modelleri. İşte. Çok iyi adam, çok düzgün adam, annesine çok bağımlı. Neden? Anne zaten yapıştırdı kendine kablo bağlantısı. Artık kablo bağlantısı değil, artık kablosuz bağlantı var, Wi-Fi bağlantı. Şimdi öyle vakalarla çalışıyorum ki gece kadın ve erkek el ayak çekilince belli bir süre sonra yatağa girer. Genel olarak bir şeyler paylaşırlar. Ama günü paylaşırlar, ama sevişirler, ama başka bir şeyler. Türkiye'nin öbür ucundaki annesiyle 45 dakika ya da 1 saat görüşme yapıyor yataktan. Her akşam. Oh tabii, oh mis. Anneye bak, anne her akşam oturduğu yerde telefonu da koyuyor. Oğlu almış o telefonu kendine. Ondan sonra canım, oğlumun aldığı telefonla oğlumla her akşam yatmadan uyuyamıyorum. Peki gelin? Geline gelenler gelmiş. Bizim kapıyı çalmışlar. Diyorlar ki bu adam böyle yani. Bu adam bağımlı olduğunu kabul etmiyor ama her akşam bir saat anneyle konuşuyor. Soruyorsun adama niye? Annem o benim. Anladık kardeşim, bak senin anneyi ben tamam, ben yani annemi erken yaşta kaybettim ama sahiplenecek değilim yani. Benim annem diye tutturmayacağım buraya terapiye geldiğin için. Annem o benim. Şarkı. Benim annem, canım annem, sonrasında neticede nereye geliyoruz? Bu erkekler niye böyle? Ya bu erkekler niye böyle olmasın kardeşim? Bu şekilde hastalıkla yetiştirecek olursan sen bu erkekleri, bu topluma bunları bu şekilde salacak olursan tabii ki kadına söz hakkı tanımaz. Tabii ki kadını sevmez. Tabii ki evli olduğu ya da çıktığı ya da birlikte olduğu kadını sevmez. Onu sadece cinsel obje olarak görür. Aslında kime aşık, kalbi kime ait? Annesine. Ondan sonra benim kocam neden bağımlı? Senin kocan neden bağımlı? Senin kocan hiç ayrışmadı ki. Göbek kordonunu hiç kesemedik ki senin kocan. O hala bağlanıyor yani. Arada o bağ yok ama artık Wi-Fi bağlantı var. Cep telefonu var. Sonra diyor ki benim onu sevmeme izin vermiyor. Ben ona ulaşamıyorum. Ulaşamazsın. Neden? O başkasının, o hiçbir zaman senin olmadı. Sen sadece onunla ne yaptın? Evlendin. O kadar. Sadece imza attın. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Ölüm bizim ayırana kadar anneme bağlı kalacağıma yemin ederim. Masaya. Yani.